Edebiyat Televizyonu'ndan merhabalar. Bugün dersimizin ikinci kısmını yapacağız ve yayına da Hakan Bey katıldı. Hocam selamlar. Selam. Nasılsınız? İyidir. Senden ne haber? İyiyim, sağ olun. Hoş geldiniz. Öncelikle davetimizi kırmayıp da bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Kusura bakmayın, şöyle bir küçük aksaklık oldu. Bugün kurmaca üzerine konuşacağız sizinle hocam. Geçen haftaki dersimizde de Barış İnce vardı. Onunla bir ders gerçekleştirmiştik. Bugün de sizinle, yani Hakan Akdoğan'la bir ders gerçekleştireceğiz. Dersimiz bir saat sürecek. Dersin ikinci kısmında da canlı yayından soruları alacağız. Öncelikle siz kurmaca üzerine bir sunum gerçekleştireceksiniz. Akabinde de sonuna doğru da gelen soruları ben buradan size ileteceğim. Siz de canlı yayında görebildiğiniz ya da sorulmasını istediğiniz sorular, cevap vermek istediğiniz olursa verirsiniz. Dilerseniz ben çok fazla uzatmadan sözü size bırakayım hocam. Kurmaca nedir kısmıyla başlayalım ve siz kendi ders anlatma ritminize devam edin. Teşekkür ederim. Şimdi bayağı gelen var. Yavaş Evet. yavaş bitireyim. Böyle oyalayayım ben de biraz istersen. Tamam Yani hocam. kurmaca üzerine konuşmak aslında gerçeklik üzerine konuşmak. Nerede ayırt edebiliriz? Kurmacayla gerçekliği hangi noktada birbirinden ayırabiliriz. Ona bakmak lazım. Burada sorulacak bir sürü soru var. Şimdi birçok metne baktığımızda edebi metinlere gerçeğin düşle iç içe geçtiğini görüyoruz. Mesela Sadık Hidayet'in Kör Baykuşu'nda gerçekliğin düşlerle harmanlandığını, düşlerin içinde de düşler olduğunu, bir sürü katman olduğunu görüyoruz. Psikanalizde de baktığımızda gerçeğin düşlerle örtüştürülerek aslında hastanın gerçekliği üzerine bazı yorumlar yapıldığını görüyoruz. Benim sesim yankı yapıyor mu bu arada? Kulaklık takmam gerekiyor mu? Şu an yapmıyor. Zaten yankı olsaydı sanırım canlı yayına katılan arkadaşlar da belirtirdi. Ama varsa eğer tabii canlı yayında eğer gelirse öyle bir şikayet, ben buradan size uyarırım hocam. Tamamdır. İlk soru şu: gerçeklik bulunabilen bir şey midir? İkinci soru da şu: her gerçek doğru mudur? Bir kere bu sorulara cevap verirken bile çok dikkatli olmamız lazım. Gerçeklik bulunabiliyor olsaydı gerçeklik hakkında bu kadar konuşur muyduk? Her gerçek doğru olsaydı dünya bu kadar algı farklılıklarıyla uğraşır mıydı? Bu iki soruyu iyi düşünmek lazım. Bir kere gerçekliği görebilmek için alışıldık kabullerimizi kırmamız lazım. Ama sistem buna izin vermiyor. Bizi gerçek gibi görünen gerçeğin içinde tutuyor. Bence edebiyatın sistemleri en çok tehdit eden noktası bu. Gerçek gibi görünen gerçek. Buna Jean Baudrillard hiper gerçeklik kuramı diyor. Kurgunun gerçekliği anlamakta böyle bir faydası var. Aslında meseleye mitolojiden bakmak lazım biraz. İnsanoğlu niye mitoloji diye bir şey icat etti? İnsanoğlu aslında kendisini anlamak için doğrudan kendisine bakıp anlamlar üretemedi. Çünkü bizler doğrudan kendimizi ve doğayı anlayamadık hiçbir zaman. Hep metaforlar üretmek zorunda kaldık. Metaforlarla anlamaya çalıştık. Metafor ne demek? Bir şeyi başka bir şeyle anlatmak. Biz kendimizi de başka bir şeye bakarak anlamaya çalıştık. Ve o ürettiğimiz ürünler, yani mitolojik karakterler ve mitolojik kurgular aslında bizi gösterdi. Ve o kurgunun hayali karakterlerin içinde biz
kendimizin nerede olduğunu anlamaya çalıştık. Bu yapıya bakarak insanoğlunun asıl gerçeğinin kurgu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz aslında. Kurgu, gerçeği anlamamızı sağlayan bir yalandır demiştir Picasso. Gerçekten de kurgu, gerçeği anlamamızı sağlayan bir yalana denk düşüyor. Kurguyla gerçeği ayırt etmeye çalışmak bir noktada çok yanıltacak noktalara götürüyor. Ben bayağı yankı duyuyorum. İnşallah rahatsız olmuyordur arkadaşlar. Kulaklığımı almadım. Bizler rahatlatıcı bir yanılsama dünyasında yaşıyoruz. Ne gerçekliği ne de anlamı istiyoruz. Bizler konfor istiyoruz. Onun için de bize gerçeği anlatan kurgudan uzak duruyoruz. Ses gayet iyiymiş. Peki. Ben niye tedirgin oluyorum? Bana yankı geliyor. Evet, gayet iyi geliyor hocam. Şu an yani bize bir yani gelen bir sıkıntı yok. Şimdi bizler dünyayı aslında duyu organlarımızla algılarız. Bu bakımdan bizim her duyuma ilişkin algılarımız vardır. Yani duyumlar algının ön koşuludur. Mesela dilin tat alması duyumdur. Aldığımız tadın peynir olduğunu anlamak ise algıdır. İşte kulağın bir sesi duyması duyumdur. O sesin bir kadının çığlığını olduğunu anlamamız algıdır. Bu nedenle algı duyumların bilgisidir denilebilir. Bir odadaki 10 kişi dışarıdan bir ses duysa, bir gıcırtı duysa her biri farklı bir şey düşünür. Bir tanesi bisiklet pedalı gıcırdıyor der, bir tanesi el arabası der, işte bir tanesi arabanın freni der. Neden bu farklılıklar oluşur? Bunlar çünkü bizim hayatla ilgili tecrübelerimiz, zayıf noktalarımız, kendimizden bile sakladıklarımız, bütün bunları içerir, arzularımız, hayallerimiz. İşte algılar bu noktada değişiyor. Algı sayısı insan sayısı kadardır. Dünyada ne kadar insan varsa o kadar algı vardır. Mesela bir romanda anlatılan bir ev düşünelim. Pencereler, perdeler, işte masa var, koltuklar var. Evdeki sesler var, dışarıdan gelen sesler var. Ne kadar anlatılırsa anlatılsın, herkes kendisiyle ilgili bir ev hatırlar. İşte bu noktada rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Her kurgusal metin herkes için farklı anlamlar içerir ve her okunuşta yeniden yazılır. Hatta biraz daha ileri gidersek şunu da söyleyebiliriz. Her kurgusal metin onu farklı dönemlerde her okuyuşunda kişi tarafından yeniden yazılır. Aynı kişi okuduğunda. İşte böyle baktığımızda kurgusal metinlerin insanlık durumlarına denk düştüğünü söyleyebiliriz ama açık yapıtlar olarak. Umberto Eco'nun söylediği gibi nitelikli kurgusal metinler açık yapıtlardır. Açık yapıtlar her birey için farklı bir anlam üretir ve her bireyin farklı yaşlarında da farklı anlamlar üretir. Dolayısıyla kurgusal metinler bireylere Freud'un da dediği gibi bir psikanaliz şansı tanır. İyi edebiyat iyi psikanalizdir. Bireyin kendisini anlaması yolunda çok önemli bir yapı taşıdır diye söyleyebilirim. Peki hocam, araya girip açık yapıtlar dediniz ya, bu evet. Umberto Eco'dan alıntıyla. O kısmı biraz açar mısınız? Yani açık yapıt derken neyi kastettiniz? Açık yapıt anlamlandırılmaya açık yapıttır. Okuyan kişi sayısı kadar anlam üretilmesinden bahseder Umberto Eco burada. İşte burada başka bir şey çıkar ortaya. Kurgusal metinlerin her biri için farklı anlamlar üretmeye açık olduğunu görüyoruz. İşte burada bireylerin zihinlerinin içindeki yapıların,
Arzuların, hayallerin, anıların, bilgilerin ne derseniz deyin devreye girip okuduğu metinde yeni bir yapı üretmesinden bahsediyoruz. Ve bu bütünlüklü yapı bireye yeni bir kapı açar. İçsel gözümüzü açıp varlığımızdaki mucizeyi bulmamızı sağlar. Çünkü bizde bir konfor alanı vardır ve bu konfor alanı sıradanlık üzerinden bir örtü örter üzerimize. Bu örtü gerçekleri görmemize engel olur. Bu örtü kalktığı zaman dünyayı görme biçimimiz değişir. Ve edebiyatın özellikle getirdiği bu güç rahatsız edici biçimde bir görme biçimi oluşturur. Ve bu görme biçiminden başkaları da rahatsız olmaya başlar. Aslında Roland Barthes biraz buna gerçeklik etkisi der. Sıradan ve gündelik olan şeyin hazzını tatmak. Yazarların okurlar açısından sıradan olanın tuhaflığını keşfe çıkarttığını da söyler. Yani bizim sıradan olanı, görmezden geldiklerimizi, aşina olduklarımızı o örtülerin altından çıkartıp bize gündelik hayattaki mucizeleri göstermeye başlar kurgu. Ancak şöyle bir şey var. Biz gerçek hayatımızda bunları göremiyoruz. Ama kurgu sayesinde görüyoruz. İşte kurgunun büyüsü burada ortaya çıkıyor. Kurgu dolaylı bir biçimde bize gerçekleri gösterir. Çünkü bizler gerçeği doğrudan algılayamıyoruz. Öyle bir zaafımız var. Kurgu insanlığın varoluşundan bu noktaya kadar her daim yanımızda durdu. Her daim metaforlar ürettik. Her daim kurgular yoluyla hayatı, kendimizi ve başkalarını anlamlandırmaya çalıştık. Çünkü bizler doğrudan söylenenlere pek sıcak bakmayız hiçbir zaman. Bugünün gençlerine bakalım mesela. 19-20 yaşında gençler. Şunu yap, bunu yap, şöyle yap. Bak ben bunu yaşadım, şöyle yaptım falan dediğimizde ne hissederler? Anneanne, babaanne modu işte. Yani bayağı daralırlar değil mi? Böyle tepeden bakan yazarlar da onlara öyle gelir. Onlar şeyi istiyor. Deneyimlemek istiyorlar. Fakat deneyimlerken de biraz da acıdan kaçınıyorlar. Acıdan kaçınarak deneyimlemenin en iyi yolu nedir? Kurgudur. Güvenli alanda. Karakterler üzerinden. Gerçekliğin başka bir formunu yaşamak. İyi edebiyat, iyi psikanalizdir dediği şey bu işte. Önemli insanların. Orada kurgusal alanda bu deneyimleri tadarak daha önce yaşadığı sorunları çözebilme ya da daha sonra yaşayabileceği sorunlara karşı aşılanma imkanını alır insanlar. Onun için edebi alan, kurgusal alan çok güçlü bir aşılanma alanıdır. Çok güçlü bir yatışma alanıdır. İyileştirici bir güçtür aynı zamanda. Peki hocam, araya girip bir şey sorabilir miyim? Şimdi kurgudan bahsettik. Şimdi edebi yani bir ürün ortaya çıkartırken tabii bu söylemiş olduğunuz şeyler ifadelerin yanında bir de maddi anlamda yani bunu bir metnin içerisinde görebilme ya da bunları metnin içerisinde var olabilmesi durumu söz konusu. Biraz bu kısmı eğer sizin açınızdan da uygunsa açabilir miyiz? Yani bu demiş olduğunuz şeyleri biz metin içerisinde hangi unsurlarla ya da hangi biçimde görebiliriz? Şöyle, çok güzel bir soru, teşekkür ederim. Biz metnin içinde kendimizle karşılaşmak için aslında karaktere ihtiyaç duyuyoruz. Dediğin gibi o karakterin de bir mekanda, bir atmosferde, bir ortamda bulunması ve bir kurgunun içinde varlığını sürdürmesi gerekir. Bunlar
kurgusal metinlerin yapı taşlarıdır. Bu varlığı sürdürebilmesi için bizim o karaktere hayat vermemiz gerekir. O karaktere hayat verirken bazı koşullara dikkat etmemiz lazım. Öncelikle şunu bilmek lazım. Ben kesinlikle kendi dışımda bir metin ürettim. Benimle ilgisi yok demek doğru değildir. Tamamen benimle ilgili, her şey benden çıkma demek de yanlıştır. Çünkü bana göre yeryüzünde hiç kimse tam olarak otobiyografik bir metin yazdım diyemez. Hiç kimse de tamamen benim dışımda bir şey yazdım diyemez. Her metin otobiyografiktir, her metin kurgusaldır aynı zamanda. Çünkü birey kendinden hareket ederek kurgu üretir. Ya da birey kurgu üretirken kendini içinde bulur. Bundan bir kaçış yok. Çünkü bizim en değerli malzememiz bir metin üretirken kendimizizdir. O güne kadar yaptığımız gözlemler, yaşadıklarımız, arzularımız, heyecanlarımız, bastırdıklarımız bizim ilham perisi dediğimiz şeydir. İlham perisini dışarıda aramana gerek yok. Aynaya bakmak yeterli. Gözlem dediğimiz şey aslında içeri bakmaktır. İçeri bakıp kendimizde olanla birlikte dışarıya bir kurgu üretmeliyiz. İşte bu noktada soruya asıl cevap burada geliyor. Bizler kendi travmalarımızı kendimizmiş gibi anlatırsak hata ederiz. Roland Barthes der ki, travma sana ait değilse kıymetlidir. Yani bizler travmamızı bir karaktere örebilir isek ve o karakterin üzerinden bir kurguda anlatabilir isek okur için de kıymetlidir. Yoksa yazar sürekli kendi travmalarını kusmaya başlarsa artık o bir iç dökmeye dönüşür ve yavaş yavaş kıymetini yitirmeye başlar. Çünkü ürettiği her karakter kendisine benzemeye başlar. Bir karaktere travma örmek ne demek? Bireyin, yani yazarın yaşadığı travmaları karakter üzerinde bir geçmişle birlikte inşa etmesi demek. Böyle olunca ne olur? Hem yazar kendi travmasını halletmiş ve yatıştırmış olur, hem de okur yazardan bağımsız bir karakter üzerinde kendisiyle özdeşleşeceği bir travma bulur. O travma ya yaşadığıdır ya da yaşayabileceğidir. İkisi üzerinden de kendisiyle ilgili bir çıkarsama gerçekleştirir. Oldu mu artık? Elbette. Çok teşekkürler. Yine ben araya girip bir soru sormak isterim. Siz Tabii. dediniz ya, rahatsızlık, yani bir rahatsızlık durumunun ifade edilmesi. İşte Edebiyat Atölyesi dergisi için Mehmet Eroğlu ile yaptığımız söyleşide de o da trajik insandan bahsetmişti. Yani insanın trajik yanlarından aslında bahsetmişti. Bir şey olarak soruyorum, bir okur olarak aslında soruyorum. Yani sadece biz rahatsızlıkları mı edebiyatta ya da bir ortaya çıkardığımız metinde dile getirmek zorundayız? Yani çatışmayla yani rahatsızlık biçimi aynı şeyler midir? Bunu nasıl ifade edebiliriz? Şair ne demiş? Mutlu aşk yoktur. Aslında şair ne demek istemiş? Mutlu aşk varsa da anlatılacak bir tarafı yoktur. Yani mutlu aşk yaşanır, anlatılmaz. Mutsuz aşk anlatılır. Edebiyatın mutsuzlukla, kötülükle, olumsuz duygularla bir ilişkisi vardır. Bu nedenle edebiyata hep olumsuz anlamlar yüklemek, işte kötülükle ilgileniyor demek büyük bir haksızlık. Çünkü edebiyat aslında kötülüğü anlatırken iyiliği anlatmaya çalışır. Mutsuzluğu anlatırken mutluluğu anlatmaya çalışır. Dualitiktir. Zira mutluluğun, iyiliğin anlatılacak bir tarafı yoktur. Çünkü engel yoktur. Dediğin gibi, sorudaki gibi çatışma yoktur orada. Edebiyat çatışma üzerinden ilerler. Çünkü kurgu her daim bir antagonist ister. Antagonist nedir? Engel demektir. Protagonist nedir? Ana karakter demektir.
Ana karakter, protagonist, engel olan karakter, antagonist. Kökeni ne? Latince, agon. Agon Latince de ne demek? Çatışma. Karakter, ana karakter çatışmayla var olur. Şimdi soru şu, bitler nasıl var oluruz? Bizlerin kişiliği nasıl ortaya çıkar? Antagonistlerle. Hayatımızda bize sorun çıkaran kişiler ve olaylar karşısında takındığımız tavırlar bizim kim olduğumuzu belirler. Onlara verdiğimiz tepkiler. Niye garipsiyoruz ki o zaman edebiyat kötülükle ilgileniyor, sorunlarla ilgileniyor? Aslında bizim de kendi kişiliğimizi ortaya koymamızı sağlayan şey budur. Mesela bir psikoloğa gittiğinizde, psikiyatriste gittiğinizde derdinizi anlatmaya başladığınızda şöyle not düşer. Protagonist Hakan Akdoğan. Antagonist. Antagonist. Baba, baba, anne. Anne. Gerçekten psikodramada da böyledir, psikolojide de. Doğru. Antagonistlerimiz vardır ve biz onlarla var oluruz. Ancak biz birilerinin antagonistiyken başkaları da bizim antagonistimiz. Yani karşılıklı bir etkileşim var burada. Dolayısıyla edebiyat bütün bu çatışmalardan oluşan bir alandır. Onun için çatışmasız edebiyat olmaz. Onun için sorunsuz edebiyat olmaz. Yaşasın kötülük, yaşasın mutsuzluk edebi alanda. Çünkü mutluluk ve iyilik oradan geliyor. Çünkü iyilik sadece tek başına var olsaydı iyilikten söz edemezdik. İyilik diyemezdik. Kötülük olunca iyilik diyoruz. İyilik kötülüğü seçmemek demektir. Dolayısıyla kötülükle var olan bir şeyden bahsediyoruz. Doğru. Belki de şöyle diyebiliriz. İşte Heraklitos adaletsizlikten bahseder, adaletten bahsederken İşte bunlar hep adaletin var olmasına neden olduk deyip adaletsizlikleri sayıyor. Demiş olduğunuz kısımda belki bu anlamda mantık doğrudur. Şunu sormak istiyorum size şimdi. Karakterden bahsettik. İşte kurmacanın unsurlarından bahsediyoruz tabii. Şimdi bir de hani şöyle şeyler var. Okuduğumuz metinlerde, romanlarda, işte edebi eserlerde bir mesaj, yani bir sonuç itibariyle bir mesaj, bir her metnin bir mesajı vardır. Yani o metni okuduğunuz zaman bir mesaj alırsınız. Yani mesajsız bir metin zaten metin olmuyor. Şimdi Evet. şunu sormak istiyorum. Bu mesajın niteliği üzerine biraz konuşmak istiyorum. Hani iyi, kötü falan anlamı değil de mesajın niteliği, yani bir metni yazarken illa biz burada bu mesajı vermek zorundayız mı dememiz gerekiyor? Yani o kurmacayı oluştururken mesajı verme şey dürtümüzü nasıl şekillendirebiliriz? Şimdi bir kere mesaj dediğimiz noktada dikkatli olmak lazım. Çünkü didaktik olmamak lazım. Ancak şunu da göz önünde tutmalıyız. Her metin ideolojiktir. Çünkü her metin yazan kişinin ideolojisini anlatmaya yarar. Ancak bunu nasıl anlattığın önemli. Çünkü hani ne anlattığından çok nasıl anlattığın önemli deriz ya her zaman. O ideolojiyi Evet. nasıl verdiğin önemli. Şöyle bir örnek vereyim. Şimdi ben burada bana işte verdiğiniz o kıymetli bir saati şöyle değerlendirebilirim mesela. Diyebilirim ki hepimiz köleleştiriliyoruz. Vergiler çok yüksek. Böyle bir yerde yaşıyoruz. Aslında dünya da böyle. Kapitalizm şöyle falan. 10-15 dakika sonra işte şimdi 240'lara geldi izleyici sayımız. 10 dakika geçmez ben sana söyleyeyim 50-60'a düşeriz. Niye? Çünkü insanlar zaten bu didaktik anlayışın içinde yaşıyor. Birileri sürekli bunları söylüyor. Ama ben şimdi burada bana verilen bir saatte 1984'ü George Orwell'in bir çözümlemesini yapsam, oradaki işte metaforları anlatsam vesaire dinleyici sayımız pek de düşmez. Ama aynı şeyi anlatmış olurum. Köleleştiriliyoruz. İşte sistem böyle, kapitalizm böyle. Ama orada bir kurgu var işte. Yani kurgu üzerinden insanlar kendileri çıkarsa. Aradaki fark bu. Kurgu bireylere
kendilerinin olayı çıkarsamasına fırsat verir. Ama diğer anlatılar doğrudandır ve bireylere baskı yapar. Ve günümüzde bireyler baskıdan bıkmış durumda. Onun için kurgu gerçekten çok önemlidir. Onun için kurgu hiçbir faşist yaptırımın baş edemeyeceği bir şeydir. Çünkü kurgudur, dolaylıdır. Doğrudan hiçbir anlam yüklenemez. Her türlü Eco'nun dediği gibi anlam üretimine açıktır. Kurgu kaçak güreşirken nakavtla öldürür adamı. Zaten söylemiş olduğunuza bir küçük bir ek izin verirseniz yapmak isterim. Örneğin Majid'in filmlerinde de bakıldığı zaman bir filminde en hani sevdiğim filmlerinden bir tanesidir. Bir ayakkabı çifti üzerinden İranlı Evet. yönetmen kendisi bir çift ayakkabı üzerinden İran'daki yoksulluğu anlatmıştır. Mesela orada kahrolsun bu yönetim de diyebilirdi. Tabii. Ama bunu bir çift ayakkabı üzerinden anlattığı zaman işte zaman buna sanat deniyor diye küçük bir ekleme yapayım. Hocam bir sorum daha olacak benim. Ondan sonra dilerseniz sorulara da geçelim. Zaten yarım saatlik bir süreyi Tamam. doldurduk. İzleyicilerimizin de soruları vardır. Sorum şu. Şimdi zaman meselesini biraz da aslında sormak istiyorum. Kurmaca zamanla yani zaman mefhumunu kurmaca içerisinde nasıl kullanmak gerekiyor? Yani zamanla karakter ilişkisi, zamanla metnin bütününe dair ilişkiyi kurarken nelere dikkat etmek gerekiyor? Vallahi çok güzel sorular soruyorsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu Gerçekten sizinle alakalı. Sağ ol. çok iyi yönlendirdin beni. Çok önemli bir konu. Ben atlayabilirdim bunu. Şimdi zaman meselesi aslında özellikle modern dönemde 1929'dan itibaren edebiyatta çok önemli oldu. 1929'da ne oldu? Virginia Woolf kendine ait bir odayı yazdı. Ondan sonra edebiyatta zaman algısında bazı değişimler oldu. Tabii Virginia Woolf kendine ait bir odayı yazarken yola çıktığı nokta psikolojiydi. Modern psikolojiydi. Freud'tu. Sonra Jung'tu. Topografik kuramda arketiplerdi vesaireydi. Ama psikolojiden edebiyatın ödünç aldığı üç teknikti. İç monolog, iç diyalog ve bilinç akışı. Bu teknikleri edebiyat kullanmaya başlayınca yaklaşık 50 yıldır konuşulan edebiyat öldü mü sorunu da ortadan kalktı. Çünkü uzun süredir bu konuşuluyordu. Nedeni neydi bunun? Tipleştirilmiş karakterler, yani stereotip haline gelmiş, idealize edilmiş karakterler. İşte zengin oğlan, bilmem ne kız vesaire vesaire. İşte bu Balzakesk tavır dediğimiz nokta. Andrejid'in ve Bertolt Brecht'in onlar gibilerin itiraz ettiği nokta bir anda değişti. Çünkü psikoloji edebiyata girdi bu tekniklerle ve bir şey ortaya çıktı. Dıştaki karakterle içteki karakter farklılaştı ve aynı metinde anlatılmaya başlandı. Bir anda. Şimdi burada aynı metinde anlatılan bu karakter bize şunu gösterdi. Bizler birer birey olarak dışarıda filtrelenmiş bir hayat yaşarken aslında içeride başka birisiyiz. Jung'un iç benlik dediği yere geldik. Gölgemizi gördük, animus'la karşılaştık, personalarımızı gördük ve bu noktada edebiyat çok başka bir noktaya gitti. Psikolojiyi bünyesine alınca. Bu noktadan sonra bizde edebi alanda farklılaşma şöyle gelişti. Özellikle sanayi devriminden sonra, Ford'un bant sisteminden sonra bireyin yalnızlaşmasıyla beraber dış dünyada anlatılanların hepsinin aslında bir çeşit idealize edilmiş, konformist bir toplum yapısı olduğu fark edildi. Bu çaresizliği anlatan yapıtlar, daha sonra varoluşçuluğun da etkisiyle müthiş bir devrim yarattı edebiyatta.
Bu devrimi yaratırken zaman olgusu bıçak gibi saplandı edebiyata. Öyle ki şunu fark ettik. Bizler birden fazla zamanı yaşıyoruz. Sonra kuantum geldi ve yani önce Einstein'ın görecelilik, sonra da kuantum geldi. Ne oldu? Dışta yaşadığımız hayatla birlikte, yani nesnel zamanla beraber bir de öznel zaman girdi devreye. Yani şimdi burada mesela biz bir saat konuşacağız ya. Bu bir saat bizi dinleyenlerin bir kısmı açısından 10 dakika, bir kısmı açısından 3 saat gibi gelebilir. Ya ne sıkıcı herifler bunlar falan diyebilirler. Ya da bazıları vay anasını nasıl aktı diyebilirler. İşte su bu gibi akıp geçti diyebilir. Tabii. Bu öznel zaman işte. Edebiyat bununla ilgilendi. Uzun süredir de bununla ilgileniyor. Şimdi mesela sen Bağdat Caddesi'nde yürürken keşke o güzel zamanlar gelse. Aklında aynı anda atıyorum ben ne diyeyim Bostancı iskelesinin önünden yukarı doğru gidiyorsun. Evet. Ya karşıya mı geçsem? Yok ya burada kalayım. İleride kitapçıya girerim. Biraz kafede otururum. Şöyle yaparım. Aa belki işte Leyla gelir. Belki Ahmet'le karşılaşır. Ama bu arada dış dünyada da hareketini sürdürüyorsun. Ne oluyor? Dış dünyadaki zamanla iç dünyadaki zaman üst üste biniyor. Bu sırada sokakta gördüğün bir adamdan dayını hatırlıyorsun. Dayının daha önce çektiği sıkıntıları görüyorsun falan. Bir zaman daha. Bir şey oluyor, başka bir zaman daha. Yani katmanlı bir zaman yaşamaya başlıyorsun. İşte edebiyat bunu anlatmaya başladığında çok değişti. Bu da modern psikolojiyle birlikte oldu. 20'lerden sonra aslında hani Kafka ile falan başlayan bir süreçtir bu. Zaman ve mekanların üst üste binmesi. Çok popüler karşılıklar vereyim daha iyi anlaşılsın. Interstellar, işte Yıldızlar Arası. Netflix'te izlenebilecek Dark dizisi vesaire Evet. gibi örneklere baktığımızda bu katmanlılıkla ilgili doğru bir yargıya varabiliriz diye düşünüyorum. Bunlar işte edebiyata da girince çok şey değişti edebiyatta. Bunun dışında tabii kapitalizmin tabii sizin de söylemiş olduğunuz gibi o zaman mefhumunu çok ciddi biçimde dönüştürüp değiştirmesi, zamanın hızlanması meselesi de bunda herhalde çok ciddi bir etken oldu. Boş zaman kavramının önem kazanması da. Hocam dilerseniz artık biraz sorulara geçelim. Yani birkaç tane bayağı bir soru var aslında. Öncelikle şöyle gözüme çarpanlardan başlayalım. Bir tane sor. Diğer bazı soruları şöyle size direkt sormuyorum. Bazı soruları birleştirip soracağım. Bazı sorularda da zaten siz söylemiş olduklarınızla, anlattıklarınızla yanıt verdiğiniz için ayrıca sormaya ayrıca sormayalım istedim. Bir tane soru var. Şu an deniyor ki yazar olarak üstten bakmadan veya fazla olay örgüsüne kapılmadan kurguda ders vermek değil ama çıkarımda bulunmasını sağlamak başarılı metindir. İfadesi doğru mu diye bir soru gelmiş. Çok doğru. Özellikle yeni bir algılama, yeni bir girişim var bu konuda. Fikir romanı deniyor. Postmodernist fikir romanı. Kimler? Mesela John Maxwell Coetzee. İşte utanç, barbarları Evet. derken düşman. Bunlar hem fikir veriyor. Oldukça da didaktik sayılabilir ama o kadar böyle dengede yapıyor ki bunu. Çok önemlidir o girişim bence. Postmodernist fikir romanı. Coetzee var. Naipul var. Naipul. O da Nobel'de. Salman Rushdie aslında buna benzer bir şey yapıyor. Yani belli bir grup yazarın böyle bir girişimi var. Ben bu girişimi çok seviyorum. Hem nasıl diyeyim, postmodernist bir ahlak öğretisi var içinde. Ama aynı zamanda da yoğun bir kurgu var. Onun içinde savrulurken o didaktik yapı öyle güzel kayboluyor ki içeride. Çok seviyorum. Tam cevap olabilir bu buna.
Hocam sorulara bakıyorum şu an. Soruların önemli bir kısmı da öğrencilerinizden ama hem de size yönelik sevgilerini dile getiren Vay, ifadeler olduğu için de. Uğur Batı hocam selam göndermiş, sağ olsun. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Şimdi Bergson'un süre kavramından bahsedilmiş. Sanırım sizin anlattıklarınız da bununla alakalı. Oradan şimdi sinemadan siz çok bahsettiniz hocam. Sinemadan bahsettiğiniz için hani ben orayla ilgili dilerseniz bir soru sorayım. O sorular geldiği zaman da tekrardan ona ekleme yaparım. Sinemayı yani kurmaca yani bir sonuç itibariyle sinemanın da oluşturulurken senaryo anlamında bir metinden bahsediliyor. Şimdi kurmacanın sinema ve yani edebi metin olarak dikkate alındığında kurmaca hangisinde daha kolay ilerleyebilir sizce? Şöyle konuşalım. Şimdi bizler bir metni okurken şöyle bir şey yaparız. Zihnimizde bir film çekeriz. Yani nasıl söyleyeyim? Benim hep sorduğum bir sorudur bu. Sorayım ama cevabı ben vereyim hızlı olsun diye. Normalde hep alırım ama genelde aldığım cevapları bildiğim için ben o cevapları söyleyeyim. Okuduğunuz kitaplardan bana birer cümle söyleyin derim öğrencilerime. En fazla 6-7 tane cümle çıkar. Sonra derim ki bir kitapta kaç cümle vardır? Bir kitapta işte 200 sayfa yaklaşık 30 bin, 35 bin, 40 bin kelime. Yaklaşık işte şöyle 2500 cümle. Kaç kitap okuyabilir bir insan hayatında? Bir yılda 50 tane okusa, 50 yıl aktif okurluk 2500. 2500 çarpı şu kadar falan işte 50, 250 bin cümle, 25 bir sürü rakamlar çıkar böyle. Doğru. Niye yani bir tane hatırlıyorsun? Herkes kalır böyle. Çünkü edebiyat aslında dil işi değildir. Ben dil bilimciyim ve bunu söylüyorum. Edebiyat görüntü üretme işidir. Çünkü şu soruyu sorduğunda herkes bir sürü şey söyler. Okuduğunuz kitaplardan sahneler söyleyin bana. Aslında edebiyat dili kullanarak sahne üretme sanatıdır. Şimdi edebiyat dili kullanarak bir sahne üretir ve o sahnenin arkasında Matrix'teki gibi birler sıfırlar gibi bir sürü Evet. söz cümle vardır. İşte Anna Karenina'nın intihara gittiği sahne, trende kitap okuduğu sahne bir sürü şey söyleyebiliriz. Dolayısıyla sözcük sanatıdır ama en nihayetinde görüntü üretir. Siz o görüntüleri kendi zihninizde üretiyorsunuz. Sonra başka bir yönetmenin o metinden ürettiği bir filmi izliyorsunuz. İki filmi karşılaştırıyorsunuz. Hangisini seçersiniz? Kendi filminizi. Tamam. Onun için hiçbir zaman hiç kimse kendi filmini çektiği bir kitabın filmini beğenmez. Kendisininkini beğenir. Haksızlık da etmemek lazım. İki farklı proje. Biri kitap, biri film. Bir soru daha var, onu da sorayım hocam. Ayla Hanım sormuş. Şiirde müziği duymak çeşitli tekniklerle mümkün kılınabiliyor. Ben bir okur olarak da romanda da müziği duymak istesem bir yazar bunu nasıl başarabilir? Yani romanın Ferit Edgü okusun. Hakyer'de bir mevsimi okusun. Nasıl müzik olabileceğini çok iyi görecektir. Var Ferit dünyada. Ferit Edgü, Hakyer'de bir mevsim. yerde bir mevsim. İyi bir roman aynı zamanda iyi bir sinema filmidir de diyebilir miyiz diye bir soru gelmiş. Tabii bunun doğru yani özür dilerim ben bir küçük bir ekleme yapıp söyleyeyim. Sözü tekrar size bırakayım hocam. Tabii bunun örnekleri de var. Bunun bir sürü şeyi var. Belirleyeni var tabii. Direkt romanı sinemaya uyarlayan isim yani sinemada kişi sayısı çok fazla, özne sayısı çok fazla olduğu için tabii burada romanın uyarlanmasında bir sürü sıkıntı olabiliyor. Senaryo kısmında olabiliyor, Çok çekim doğru. kısmında olabiliyor ve benzeri deyip size bırakayım sözü. Yani Hakkari'de bir mevsimi konuştuk mesela az önce. Hakkari'de bir mevsim üslup kitabıdır. Sinemaya uyarlandığında büyük bir eksiklik vardır
mesela orada. Dolayısıyla o etki kaybolur. Çünkü bazı metinler yazarın üslubunu etken kılarken bazı metinler görsel gücünü etkin kılar. Bu yönetmenin seçimine bağlıdır. Dövüş kulübüne bakalım. En iyi bilinen Evet. örneklerden birisi. Yani dövüş kulübünün metniyle filmi arasında dağlar kadar fark vardır. Ama ikisi ayrı projedir. Ben film olarak onu çok severim. Kitap olarak onu çok severim. Ama ikisi arasında ciddi farklar var. Birisi Jung'un arketiplerini anlatırken, birisi Brad Pitt'in aksiyonunu anlatır. Yani o aradaki farka dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Bir de sanırım hocam katılır mısınız bilmem ama sinema yani sistemik olarak da kapitalizm yani araçları anlamında çok daha geniş bir alana yayıldığı için bu anlamda yani metin kadar orada özgün olunamayabiliyor ya da metin kadar metni kullanma konusunda orada piyasa şartları da çok daha belirleyici olabiliyor. Mesela Martin Scorsese'in geçenlerde yapmış olduğu bir açıklama var Netflix'le ilgili. Daha doğrusu abonelik sistemiyle ilgili. Kendisi abonelik sisteminin kendi inanılmaz yönlendirici olduğunu ve sinemayı öldürdüğünü söylüyor. Tabii yani işin içinde çünkü ciddi bir şey var. Maddi alan var. Pazar. Pazar var. Ama mesela çok iyi bir örnek vermek istiyorum ben. Ian McEwan var. Çağdaş bir yazar. Onun Kefaret diye bir romanı var. Kefaret romanının kitabı çok iyidir. Filmi de çok iyidir. Mesela çok özdeş gider ikisi de. Ona çok para harcanmıştır filme. Çok belli. Ama kitapta ne anlatılmak istiyorsa orada hepsi vardır. İşte burada şeye dikkat etmek lazım. Konumuz kurmaca ya. Ian McEwan o kitapta altı çizilecek hiçbir cümle yazmamıştır. Çizemezsiniz. Ama tamamı rahatlıkla görüntüye dönüştürülebilir. Ama Hakkari'de bir mevsimin yarısının altını çizersiniz. Ama en fazla yarısı görüntüye dönüştürülür. İşte burada yazara da yönetmene de haksızlık etmemek lazım. İkisi farklı şeyler bunların. Hocam sık sorulan sorulardan bir tanesi. Onu da hemen sormak isterim. Novella örnekleri soruluyor. Ne önerir Hakan Hoca diye? Hızla söyleyeyim. Ernesto Sabato Tünel. Sadık Hidayet Kör Baykuş. Ondan sonra Franz Kafka'nın Dönüşümü de novelladır. Onu da söylemek lazım mutlaka. Benim kitaplarım da novelle sayılır. Hadi onları da söyleyelim. Arada çıksın. Başka soru alayım. Sorular tabii geliyor. Roman ya da öyküde şiirsellik doğru mudur? Yani diye bir soru var. Bunu sormak istedim ben de. Bu tamamen bir özgürce seçim. Yani şiirsellikten kasıt ne? Şiir şiirin içinde olur. Şiirsellik novellada, romanda olmaz bence. Şiirsel bir novella, şiirsel bir roman bilemiyorum. Yani Anladım. şiir başka bir şeydir. Roman, novella, öykü başka bir şeydir. Şiire hakkını teslim etmek için söylüyorum bunu. Yani ben bir romancı olarak asla şiir yazma ukalalığında bulunamam. O alan benim haddim değil. Ama bunu çok iyi yapan insanlar var tabii. Yani şimdi bir Haydar Ergülen dünyanın en güzel şiirlerini yazıyor. Adam herhalde bir roman yazsa dünyanın en güzel romanlarından birisi olur ama hani ben bir romancı olarak onu beceremiyorum. Ama Murat Anmungan'a bakalım. İkisini de çok iyi yapıyor. Yani burada çok böyle istisnalar var. Onun için genel bir şey söylemek benim haddim değil. Yani adam müthiş şiirler yazıyor, bir de müthiş romanlar yazıyor. Ne diyeceğiz ki burada? Onun için bence ayrıştırmak çok doğru değil. Zira artık alanlar hep iç içe geçti. Çok kapsayıcı bir alan var artık. Şiir roman olabiliyor. Roman şiir olabiliyor, öykü roman olabiliyor, roman öykü olabiliyor.
Yani bir sürü farklı alan var. Çok farklı bir dünyaya geldik. Onun için ayrımdan yana değilim ben. Hepsi iç içe gidiyor. Biraz güncel bir soru ve sizinle ilgili bir soru geldi hocam. Onu sormak istedim ben de. Şöyle bir soru var. Nazlıcan Özcan hanımefendi sormuş. Hocam daha önceki söyleşinizde bir kitap yazsaydım bu gölgesizler olurdu demiştiniz. Bu hala geçerli mi? Ama bu çok şey bir soru şu anda hani öyle Bu yorucu bir soru. Ben bu aralar William Faulkner'ın Döşeğimde Ölürken kitabını çok derin analiz ettim. Çok üzerine düştüm. Herhalde ben bugün bir sorsalar bana hangi romanı yazmak isterdin diye Döşeğimde Ölürken derdim William Faulkner'ın. Müthiş bir roman. Yani daha psikologlar kuramları oluşturmadan William Faulkner onların bütün temellerini atmış gibi görünüyor. Tam böyle denk düşüyorlar. İşte Freud'un dediği gibi bizden önce edebiyatçılar vardı noktasında William Faulkner gibiler duruyor. Nietzsche duruyor, Tolstoy duruyor, Dostoyevski duruyor. Onlar Dostoyevski. sayesinde ben kuramlarımı oluşturdum dediği yerde. Orada da benim seçeceğim William Faulkner'ın Döşeğimde Ölürken'i olur herhalde. Teşekkürler. Sonuna doğru geliyoruz yavaş yavaş söyleşinin. Geçenlerde Barış İnce'ye de sormuştuk. Size de böyle artık bu derslerimizin artık ne derler sabit sorularından bir tanesi oldu hocam. Size de sormak isterim. Şimdi bir yazar adayına yazmaya yeni başlayan bir isme öneri yani mutlaka hani bunu artık okumadan olmaz dediğiniz yani kitaplar tabii ki de çok fazladır ama hani illa okunması gerekiyor dediğiniz eserler nelerdir? Bir beş tanesini örneğin sizden almamız mümkün mü? Ya yani tabii sayı konusunda siz son şeyi siz söyleyin ama hani ben sınırlandırmak adına söyledim. Keşke önceden mesaj atsaydın bana bununla ilgili ya. Tamam Hazırlanmadım. o zaman. Şöyle yapalım hocam. O zaman biz bu yayını zaten YouTube yayın olarak da koyacağız. Oraya sizin söylemiş olduğunuz şeyleri açıklama kısmına ekleriz Yok yok haberiniz ben söylerim şimdi. Yani o Tamam. beş taneyi söyleyeyim. Tamam. Daha iyi hazırlanabilirdim. Çünkü bir beş taneyi seçmek en az Zor 500 oluyor. tanesine haksızlık gibi geliyor bana ama ilk bir çırpıda aklıma geleni söyleyeyim. Bir tanesi Sadık Hidayet Kör Baykuş bir kere kesinlikle. Bir tanesi Ernesto Sabato Tünel. Baya bunlar okunmayan şeyler aslında. Hani onlardan Not söyle. alıyoruz deniliyor hocam. Yani ona göre biraz yavaş yavaş söylerseniz. Tabii. Yani Sadık Hidayet Kör Baykuş, Ernesto Sabato Tünel. Bir tanesi William Faulkner Döşeğimde Ölürken söylemiştim zaten. Bir tanesi yine söylediğim gibi Ferit Edgü Hakkari'de Bir Mevsim. Türk yazar olsun mutlaka. Bir tane de kadın yazar söyleyeyim. Hem de çağdaş benim yaşlarımda. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Sema Kaygısız, Yere Düşen Dualar. Bu beş Sema kitap. kaygısız yere düşen dualar. Evet. Çok teşekkür Yine ederiz hocam. Ha buyurun özür dilerim. Robert C. Taylor. Benim çok önemli bir benim için çok önemli bir yazar. Bütün bir ömür, işte Toprak, Tütüncünün Çırağı, bu üç romanı da mutlaka tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Öncelikle katıldınız ve çok değerli bir program oldu bizim için. Önemli bir saatlik süre zarfında çok önemli bilgiler paylaştınız. Çok önemli bilgileri bizlerle paylaşmış oldunuz. Zaten katılımdan da belli. Oldukça katılım yoğun oldu. 250'nin altına düşmedik desem herhalde. Katılımcı sayısı itibariyle yanılmış olmam. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben Bizler teşekkür ederim. edebiyat atölyesi olarak ya da edebiyat televizyonu olarak sizlere bir daha konuk etmek isteriz. Tekrardan önümüzdeki zamanlarda yine zaten Edebiyat Atölyesi dergisinde de sizleri takip ediyoruz.
Bu birlikteliklerimiz devam edecek. Katılanlara çok teşekkür ederiz. Katılan arkadaşlara bu süre zarfında bu cumartesi akşamı bizleri yalnız bırakmadılar. Derslerimiz devam edecek. Bu dersler sürecek. Bu dersleri götürebildiğimiz yere kadar götüreceğiz. Sizin gibi Hakan Hoca gibi değerli isimler olduğu müddetçe zaten derslerin devam etmesinde bir sıkıntı görmüyoruz deyip ben noktalayayım hocam. Eğer sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa da sizden son olarak onu alayım. Tabii. Yani edebiyat atölyesi ve edebiyat televizyonunu mutlaka takip etmek lazım. Müthiş işler yapıyorsunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de zaten Edebiyat Atölyesi dergisinde sürekli yazıyorum. Televizyonda da bu tür yayınların yapılması çok çok önemli. Bayağı özel ders niteliğinde. Ben de takip ediyorum. Ben de çok şey kazanıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Katılanlara da, emeği geçenlere de, özellikle de sana çok teşekkür ederim. Çok sağ Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu benim için de. Saygılarımı sunuyorum. Kendinize iyi bakın. ol. Ben Sağ ol. noktalayayım bugün. Görüşmek üzere. Sağ olun hocam.